Skytek bir Ünsal Grup firmasıdır. Ünsal Grup çatısı altında faaliyet göstermektedir. Ünsal Grup 1984 yılında babam Şinasi Ünsal tarafından kurulan ve yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de sektörde faaliyet gösteren bir gruptur. Skytek'te bizim üretim tarafında, sanayi tarafında faaliyet gösterdiğimiz, bu alanda ülkenin ekonomisine ve ihracata katkı gösterdiğimiz teknoloji firmamızdır. Ticari faaliyetlerimizin başlangıcından bugüne farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket sayımız 5 şirkete ulaşarak Ünsal Grup çatısı altında ticari faaliyetlerimiz devam etmektedir. Durmak yok, yola devam şiarı ile ülkemize, milletimize faydalı olmak, daha fazla istihdam, daha fazla katma değer en büyük hedefimiz olmuştur. Kıymetli CEO'muzu Uğur Bey'i dinlerken gerçekten heyecanlandım. Onun heyecanına ortak oldum. Bu kadar heyecanla ülkedeki gelişmelere, kendi şirketinin gelişmesinden daha çok ülkenin gelişmesine heyecan duyan gençlerimizi görünce ülkem adına gerçekten gurur duyuyorum. İşte bu arada Hyundai ailesini tebrik ediyorum. Türkiye'deki bulabileceği en nadide ortağı bulmuş. Yani Skytek her geçen gün büyüyen, hem markasına önem veren hem müşterisini önemseyen bir teknoloji firmamız. Türkiye'de 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüyen, gelişen Türkiye'nin işte böyle markalarla dünyaya açılımlarına şahitlik etmekten gurur duyuyorum. Ben Skytek ailesini tebrik ediyorum. Biz bugüne kadar Türkiye'ye güvenen, yatırımlarını, üretimlerini Türkiye'de gerçekleştiren hiçbir yatırımcımızı asla yalnız bırakmadık. Türkiye'de üretim yapanlar, Türkiye'den dünyaya ihracat yapanlar bugüne kadar uzun vadede hep kazandılar. Bundan sonra da kazanmaya devam edecekler. Ben bu vesileyle Skytek ve Hyundai firmalarına bu işbirliğini gerçekleştirdikleri için huzurlarınızda tekrar şükranlarımı sunmak istiyorum. Tabii az önce bence çok güzel anlara da şahitlik ettik. Önemli bir işin tohumlarını eken bir babayı ve bu işi Allah'ın izniyle geleceğe ve küresel vizyona taşıyan oğlunu dinlemiş olduk. Ben bu hikayenin aslında Türkiye'nin hikayesi olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin sanayicisinin, Türkiye'nin yatırımcısının bu iddiaya, bu heyecana sadece kendisi için, firması için değil, ülkesi için hissettiği bu duyguya şahitlik etmekten de Türkiye'ye hizmet etmeye çalışan bir kardeşiniz olarak iftihar ettiğimi ifade etmek istiyorum. Evet, bugün dünya markası olan Hyundai ile yeni bir işbirliğine gittik. Türkiye dahil Avrupa'da 5 ülkenin satış, pazarlama, üretim, dağıtım haklarının tamamını satın aldık Skytek olarak. Bizim amacımız tabii ki Skytek tarafında her zaman yatırımlarımızın amacı ve gayesi ihracatı daha da arttırmak, üretim kapasitelerini daha da arttırmak. Bizim temsil ettiğimiz ve satış yapacağımız 5 ülke dışında da aynı zamanda burada yine 20 tane ülkenin temsilcisi vardı. Yani sadece bu anlaşma 5 ülkeyle sınırlı değil. Bunun dışında 25 ülkeyi hitap edecek, 25-30 ülkeye hitap edecek bir anlaşma oldu. Bu da çok büyük bir ihracat potansiyeli demek oluyor. Siz son 2 yılı 2021-2022 nasıl geçirdiniz? Büyüme anlamında 2023'ten beklentiniz nedir? Biz 2021 yılını ve 2022 yılını çok iyi geçirdik. Çünkü 2019, 2018 ve 2020 yıllarında 3-4 yıl çok ciddi yatırımlar yaptık. Ve bu yatırımların karşılığını 2021-2022 yıllarında almaya başladık. 2022'deki büyümemiz, hedefimiz %150 olmasına rağmen %220 büyüme göstererek 2022'yi de şu anda bu şekilde sona doğru geliyoruz. Böyle devam ediyor şu anda Skytek. 2023'ten hedefler? 2023'te de yine önümüze koyduğumuz hedef %150 ama artık yaptığımız işlerin karşılığında ne olur? İşte bu yaptığımız anlaşmalar gibi farklı şeyler olursa daha büyük şeyler olabilir diye düşünüyoruz. 2023'ten çok umutluyuz. Hyundai'la televizyon pazarı konusunda bir anlaşma, üretimi, pazarlaması, evet, dağıtımı konusunda bir anlaşma yaptınız. Diğer ürünleri konusunda da ileride bir anlaşma zemini olabilir mi? Bizim düşüncemizde ve hedefimizde var. Sanıyorum Hyundai tarafında da aynı şey var. O yüzden bu görüşmeleri televizyon tarafını tamamen bitirdikten sonra geri kalan ürün gamları ile ilgili karşılıklı görüşmeleri mutlaka devam ettireceğiz. İstiyoruz.